Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Kalbi tutuyor mesela. %50'si şeker hastalarının koroner yetmezliği olur. Kalp yetmez, yani koroner hastalığı. Koroner hastalığı da başlı başına bir hastalık. Koroner hastalığı ilerledikçe şeker hastalığının tedavisi de bizim için zorlaşıyor. Evet. Birbirlerine bağlı. Damarlarımız dedik, ayak damarlarımızda tıkanma olur. Yürüyüşte, yol yürürken sıkıntı çekeriz. Hele hele beyinde olursa felçe kadar gidebilen tıkanıklıklar oluyor. Bunları önlemek lazım. Yani mideyi bile bozuyor. İdrar yapmamızı bozuyor. Mesane, idrar torbasının çalışmasını bozuyor. Büyük abdest gayete çıkışını bozuyor. Yani şeker çok ciddi bir şey. Onun için şeker hastası önce olmayacağız. Olursak da önemli. İlaç ve tedaviyle, diyet uzmanıyla, doktorumuzla. Ama yine de en iyi doktor kendisi hastanın. Kendisi de, evet. Peki telefonlarımızda çoğunluk olduğu için ben izleyicilerimiz adına size yöneltiyorum ama tip 1 ile tip 2'nin belirtileri aynı mıdır diye gelen sorularınız var. Ailede genetik yatkınlığımız olmasa bile şeker hastalığı tanısıyla karşılaştık. Şu anda da bizleri izleyen izleyicilerimize cevabımız olsun hocam. Tip 1 ile tip 2 aynı mıdır? Tip 1 diyabet anlamında? Doğuştan olan diyabet. Onların ara formları var ama biz doğuştan olanı bahsedelim. Yani doğduğunda çocuk 10 yaşında, 11 yaşında, 9 yaşında. Evet. Çocukluk çağında başlayan diyabet. Bu tip 1 diyabet. Bunun özelliği de muhakkak insülin tedavisi evet. olacak. Yani oral antidiyabetikler var. Çok güzel ilaçlarımız var. Evet. Bunların hiçbirini vermeyeceğiz. Tip 2 de daha sonra da kazanılmış diyabet. Bunun da en büyük nedeni insülin direnci ve şişmanlık. Onu biraz kendimiz yaratıyoruz. Yani bu şeyleri tedbir alırsak tip 2 diyabet olma ihtimalimiz daha az. Ama tip 2 diyabet olduk. Yine diyabet her şeyi söylüyoruz. Diyet yapacağız. Spor yapacağız ve doktorumuzun verdiği ilaçları alacağız. Diyet uzmanımızı dinleyeceğiz. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.